İleride bu yeni gelişen teknolojilerle, yeni gelişen ilaçlarla e, kemoterapi kullanımı oldukça azalacak. E, son dönemde aleyetten hem kemoterapi hem akıl ilaçların bir araya getirildiği e, çok etkili tedavi seçenekleri de çıkmaya başladı. E, bunlar devreye girdiğinde sağlayacak kullandığımız kemoterapi büyük oranda azalacak diyebiliriz. Kemoterapi e, normal e, tümör hücrelerini öldürürken normal hücrelere de zarar veriyor. İşte kişinin saçı Dökülüyor, cildine zarar veriyor. Mukoza dediğimiz e, ağız içi, bağırsaklardaki yerlerde zararlar oluyor. E, iliği zarar görüyor. Akıllı ilaçların özelliği sadece tümörün e, geliştiği mekanizmayı hedefleyen e, ilaçlar. Dolayısıyla bunlar e, sağlıklı hücrelere kemoterapi kadar e, çok zarar vermiyorlar. Ve bu nedenle de çok daha uzun süre kullanma imkanları var. Sadece tümöre odaklı olduğu için e, etkinlikleri de e, genel olarak daha fazla tümör nereden gelişiyorsa hangi yolu kullanıyorsa hangi kanalı kullanıyorsa oraya karşı geliştirilmiş olan ilaçlar bunların bir kısmı immünoterapi dediğimiz tedavi yöntemleri akıl ilaçlar içerisinde sayılıyor. İmmünoterapi dediğimizde vücudun kendi bağışıklık hücrelerini kuvvetlendirerek, artırarak kanserle savaşmamızı sağlıyor. Eskiden biz tümörü organlarına göre tedavi ediyorduk. İşte meme kanseri, meme kanserinde hangi ilaç etkili olur? İşte akciğer kanseri hangi tedavi etkili olur veyahut işte bağırsak kanseri gibi grup grup ilaçlar vardı ve bunların tamamı kemoterapiden oluşuyordu. Ama artık günümüzde tümörün nereden kaynaklandığından ziyade tümörün nasıl geliştiği, hangi genleri kullandığı, hangi yolları izleyerek geliştiği, ne şekilde metastaz yaptığı bunları saptayabiliyoruz. Ve saptadığımız zaman bu şekilde tedavi yapıyoruz. Yani her meme kanseri hastası aynı olmuyor, her bağırsağı kanseri hastası aynı olmuyor. İnsanda yaklaşık 20 bin civarında gen var. Bunun da işte 300-400 civarı kanserle ilişkili olan genler. Günümüzde artık bunları tarama yaparak bu genlerde hangi genlerde bozukluk var ve bunlara karşı hangi tedavileri kullanabiliriz, bunları analiz edebiliyoruz. Dolayısıyla her işte akciğer kanseri hastası aynı değil bireyselleştirdiğimiz durum burada ortaya çıkıyor. Yani herkesi farklı farklı değerlendiriyoruz.